taraftan. Bu iki oda bizim. Sen köşede kalırsın, ben de hemen yanındayım zaten. Bir şeye ihtiyacın olursa söylersin, tamam mı? Tamam. Senin anahtarın bu. İyi geceler. İyi geceler mi? Odana yemek söyledim. Ben hiç aç değilim ki. Öyle, ben hiç aç değilim ki, olmaz. Sabahtan beri ağzına lokma koymadım, bir şeyler yemen lazım. Biliyorum ama gerçekten hiç halim yok. O zaman benim için ye. Kerem Ali için ye. Ama... Amması maması yok. Bir şeyler yene kadar başında bekliyorum. İstersen sabah kadar yemezsin, sen bilirsin. Peki. Hadi gel. Bu arada yarın uçağımız öğlen saat 2'de. O yüzden acele etmemize gerek yok. Güzel güzel kahvaltımızı yaparız. Sonra hazırlanır gideriz, tamam mı? Benim bir ev bakmam lazım. Burada İstanbul'da. Küçük bir yer olsa olur. Kerem Ali ile ikimize yetecek kadar bir yer. Müşken nereden çıktı şimdi bu? Yarın birlikte Çukurova'ya gidiyoruz. Sonra da hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz, tamam mı? Benim artık Çukurova'da bir hayatım yok. Kerem Ali'yi alıp İstanbul'a taşınmaktan başka bir çarem yok yani. Rüzgar, yapma lütfen. Çaresiz falan değilsin. Nasıl bakacağım insanların yüzüne Çukurova'da? Herkes katilin yeğeni diyecek benim için. Kimi selamımı almayacak, öbürü arkamdan konuşacak. Bazısı hatta gelip yüzümü hakaret edecek. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Amcamla ben de buna müsaade etmeyeceğiz. Merak etme. Fikret, lütfen. Rüzgar, yapma. Biz senin aileniz. Üzme beni. Ben artık orada yaşayamam. Peki İstanbul'da yaşayabilecek misin böyle? En azından burada sürekli arkamdan ne diyorlar diye düşünmek zorunda kalmayacağım. Tamam. O zaman sana söz veriyorum. Çukurova'da başını öne eğip yaşamayacaksın. Asla. Hadi bir şeyler yiyelim. Benim başım ağrıyor da. Ağrı kesici vardı çantamda. Sen kal. Ben gider getiririm yorumla. Çok mu ağrıyor? İstersen doktora götüreyim seni. Yok yok. Şunu bir içeyim. İyi gelmezse gideriz o zaman. Bu arada İstanbul'da yaşayacağım deme bir daha. Dayanamam ben sensizle. Bu senin mi, sen mi koydun bunu? Yok. Nereden çıktı o? Bilmiyorum ki. Hülya abla almıştı çantamı, o mu koydu acaba? Rüzgar, ne oldu? Rüzgar, ne oldu? Ne yazıyordun? Büyük şok. Adana'da işlenen cinayet İstanbul'u karıştırdı. İstanbul'un ünlü doktorlarından Profesör Behzat Hekimoğlu'nun, Moda Cemiyeti'nin ünlü isimlerinden ve renkli sosyal hayatıyla tanınan kız kardeşi Beyce Hekimoğlu'nun, Çukurova'nın önde gelen ailelerinden Hünkar Yaman'ı öldürdü. Verir misin gazeteyi? Boş ver Rüzgar. Lütfen verir misin? Rüzgar, gerek yok. Boş yere sıkma canım. Ya tamam, verir misin? Bildiğimiz şeyler. Aynı şeyler yazıyor işte. Herkes biliyor işte. Herkes biliyor. Herkes biliyor. O yüzden kimse gelmedi zaten cenazeye. Burada da herkes biliyor. Burada da kimsenin yüzüne bakamayacağım ben. Doğup büyüdüğüm şehre bile gelemeyeceğim artık.
Yapma böyle. Yapma böyle. Bütün bu yaşananlar, yazılanlar, çizilenler hepsi unutulacak zamanla, inan bana. Unutulmayacak hiçbir şey. Unutulmayacak. Ben neden bunları yaşıyorum? Ben bunları hak edecek ne yaptım? O kadar üzülüyorum ki. Benim gidecek bir şehrim bile yok. Gidecek hiçbir yerim yok. Ben o kadar yorgunum ki artık. O kadar yalnız hissediyorum ki kendimi. O kadar çaresiz hissediyorum ki. Toparlaman lazım kendini. Kerem Ali için güçlü olman lazım. Ayrıca asla yalnız değilsin. Ben varım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.